Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte ultrasonik mesafe sensörlü bir radar sistemi geliştirmeye çalışacağız. Ultrasonik mesafe sensörlü radar sistemimize gerekli olan malzemeler: bir tane ultrasonik mesafe sensörü, bir tane servo motor, 5 tane led, bir tanesi mavi, 6 tane direnç ve bir buzzer, bir Arduino ve bir breadboardla biraz jumper kablo gerekiyor. Gözlemlediğiniz gibi ultrasonik mesafe sensörlü radar sistemimizin devresini kurduk. Peki biz bunu neden size göstermedik? Bir önceki derslere bakacak olursanız ledleri kullanmayı, buzzer'ı kullanmayı ve şurada gördüğünüz servo motoru kullanmayı öğrendiniz. Biz bu derse videonun süresi uzamasın diye size devremizin Tinkercad çizimlerini vereceğiz ve bu devreyi kurmanızı isteyeceğiz. Sizlere bu videoda sadece ultrasonik mesafe sensörünün devre kurulumunu göstereceğiz. Bunun dışında herhangi bir devre kurulumu göstermeyeceğiz. Ve kodlamaya geçtiğimizde de hangi ucun nereye bağlandığını net olarak gözlemleyeceksiniz. Gelin şimdi sizlerle birlikte ultrasonik mesafe sensörümüzü tanıyalım. Ultrasonik mesafe sensörleri 2 cm ile 4 metre arasında bir nesnenin var olup olmadığını ölçen elektronik araçlardır. Bunu yaparken insan kulağının duyamayacağı ses dalgasını belli aralıklarla gönderir ve bu ses dalgalarının nesnelere çarptıktan sonra geri gelmesiyle geçen süreyi mesafeye çevirmemizi sağlayan araçlardır. Ultrasonik mesafe sensörleri 15 derecelik açıyla ölçüm yaparlar ve şurada gördüğünüz T, şurada gördüğünüz R dediğimiz iki bölüme sahiptir. T dediğimiz trik, yani ses dalgasının gönderildiği yer. R dediğimiz eko, yani ses dalgasının nesneleri çarpıp tekrar sensör tarafından alındığı yer. Ultrasonik mesafe sensörümüzü şöyle bir inceleyecek olursak 4 tane ucunun olduğunu, bir ucu GND, diğer ucu ECHO, TRIC ve VCC uçlarına sahip olduğunu görmekteyiz. Buradaki GND negatif elektrik hattına, VCC pozitif elektrik hattına bağlanır. ECHO ve TRIC uçları da Arduino'da dijital pinlere takılır. Böylece 4 ucunun olduğunu ve bunu nerelere takmamız gerektiğini öğrendik. Ultrasonik mesafe sensörünü doğada yarasalar ve yunuslar kullanmaktadır. Ultrasonik mesafe sensörleri de bu özelliğini yarasalardan ve yunuslardan aldığı söylenmektedir. Gelin şimdi de burada gözlemlediğiniz ultrasonik mesafe sensörümüzü devremize nasıl monte edeceğimizi görelim. Öncelikle VCC ucundan gelen kırmızı kablomu alıyorum ve breadboard'da 5 voltu verdiğim hatta takıyorum. Ardından GND ucuna taktığım siyah kabloyu alıyorum ve breadboard'daki eksi hattına takıyorum. Ardından eco pinine taktığım beyaz kablomu, 12 numaralı dijital pini ve trik pinine taktığım mavi kablomu da 13 numaralı dijital pine bağlıyorum. Gözlemlediğiniz gibi bu şekilde ultrasonik mesafe sensörünüzü devrenize bağlayabilirsiniz. Gelin şimdi de sizlerle birlikte kurduğumuz devremizin Tinkercad şemasına bakıp ardından ultrasonik mesafe sensörlü radar sistemimizi kodlayalım. Devremizin Tinkercad gösterimi bu şekilde. Bizler de kodlamamızı bu gösterime göre yapacağız. Sizler de eğer bu kodlamayı yapmak istiyorsanız buna benzer bir devre kurmanız gerekiyor. Gelin şimdi de sizlerle birlikte kodlamamıza geçelim. Kodlamamıza geçmeden önce sahnemizi bir genişletelim. Kodlamama öncelikle değişkenlerden başlıyorum. Kullanacağım değişkenleri burada bir değişken oluştur seçeneğiyle oluşturuyorum. Ve buraya servo açısı diyorum. Servo açısı diye bir değişken oluşturdum. Bir değişken daha oluştur diyorum. Ve buraya da mesafe sensörünü kullanacağım için mesafe sensörü diyorum. Ultrasonik mesafe sensörümüzü tanımlayacak olan mesafe sensörü değişkenimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi iki tane değişkenim var. Artık blokların bölümüne gidip iki tane de blok oluşturacağım. Mesafe sensörüyle kontrol edilen bir buzzer ve led sistemimiz olduğu için bir blok oluştur diyorum ve buraya mesafe sensörlü buzzer led diyorum. Mesafe sensörlü buzzer led bloğumu oluşturdum. Şimdi bir blok daha oluştur diyorum. Buraya da servo motorumuzun dönüşünü kontrol edecek, yani servo motorumuzun 0'dan 180'e, 180'den 0'a doğru dönüşünü kontrol edecek bloğumu oluşturmam gerekiyor.
Sıfırdan 180'e diye bir blok oluşturdum ve bu da şurada duruyor. Değişkenlerimi ve bloklarımı tanımladıktan sonra şimdi kodlamaya başlıyorum. Kodlamama olaylar bölümünde Arduino'na başladığında kontrol bölümünde sürekli tekrarla komutuyla başlıyorum. Bundan sonraki işlemimizde servo motorun açısını başlangıçta sıfır eşitlememiz gerekiyor. Değişkenler bölümüne gidiyorum ve şuradaki mesafe sensörü sıfır yapı servo motor açısı olarak sıfır yap diye değiştiriyorum. Ardından servo motor sıfırdan 180'e doğru döneceği için 180 defa bir işlemin tekrar edilmesini isteyelim. Kontrol bölümüne gidelim ve 180 defa tekrarla diyelim. 180 defa tekrarlama işlemlerinde buzzer ledler bu 180 derece tekrarlanan işlemin içerisinde olsun. Ardından servo pinimizi tanımlayalım. Pin bölümüne gidip servo pinimizi biz kurduğumuz devrede 3 no'lu pine taktık. 3 diye yazıyorum. Ve şurada gördüğünüz 90 dereceyi servo açısına eşitliyorum. Değişkenler bölümüne gidip servo açısını buraya ekliyorum. Böylece servo motorumuz açısını servo açısından almış olacak. Bu esnada 180 derece tekrar edebilmesi için servo motor açısının 1 artması gerekiyor. Tekrar değişkenler bölümünden servo motor açısını 1 ile değiştir seçeneğini alıyorum. Gözlemlediğiniz gibi 180 defa tekrarlanacak. Bu arada blokların bölümüne yazacağım kodlarım çalışacak ve servo motorumuz açısını servo açısından almış olacak. Başlangıçta 0 olan bu değer servo açısının 1 ile değiştirilmesiyle yavaş yavaş artacak ve bu işleme bir süre ekleyelim. 0.1 saniye diyelim. Servo motor dönme hızını 0.1 saniye aralıklarla yapacak. Ardından 0'dan 180'e, 180'den 0'a dönme işlemleri için buradaki bloğumdan 0'dan 180'e dediğimiz bloğumuzu alalım ve buraya ekleyelim. Bu bölümü bir tekrar edecek olursak 180 defa tekrarla komutunun içerisinde buzzer led'i kontrol edeceğiz. Servo pinimizin açısı birer birer artacak ve bunu 0.1 saniye aralıklarla yapacak ve ardından bu dönüşü 0'dan 180'e, 180'den 0'a doğru bir bloğu tamamlayacak. Buradaki komutumuzla servo motorumuzu aslında 0'dan 180'e doğru döndürmüş olduk. Tam bu esnada bir bekleme süresi verelim. 1 saniyelik bir bekleme süresi olsun. Ardından bu kodlamayı tekrar olarak aşağıya kopyalıyorum. Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmamak için kodlamamı kopyaladım. Mesafe sensörlü buzzer led olduğu gibi kalıyor. Yine servo pinimiz 3, servo açısı olduğu gibi kalıyor. Servo açısı -1 değiştir diyoruz. Yine bunu 0.1 saniyede yapıyor ve yine bunu 0'dan 180'e dönüştür blok kodumuzun içerisine yazacağımız kodlarla yapacak. Bu işlemde ne yaptık? 180'e gitmiş servo motorumuzu tekrar 0'a doğru döndürme işlemini yaptık. Gelin şimdi de mesafe sensörümüzle ilgili kodlarımızı tanımlayalım. Mesafe sensörümüzle ilgili kodlara başlamadan önce mesafe sensörümüz başlangıçta nereye takılı bunu bir tanımlayalım. Değişkenler bölümüne gidiyorum. Mesafe sensörümüzü sensör bölümünden mesafe algılayıcısını bu bölüme yerleştirelim ve diyelim ki mesafe sensörü aslında ultrasonik mesafe sensöründen gelen değerlerdir. Mesafe sensörümüzün trik pini ve yankı pinini burada tanımlamamız gerekiyor. Biz bu projemizde eko pinini 5 no'lu dijital pini, trik pinini ise yani tetik pinini de 4 no'lu dijital pini bağladık. Sizler de kendi projenizde trik ve eko uçlarını Arduino'da bağladığınız dijital pinlerin numaralarını tetik ve okuma pinini yazmanız gerekiyor. Şimdi de sizlerle birlikte bir koşul oluşturalım. Koşulumuz bizim bu projemizde radar sistemimiz 15 santimetreden düşükse ledleri yakmaya ve düdüğü çalmaya başlayacak. Bu yüzden koşulumuzu eğer ve değilse ile yapalım. Eğer ve değilse dedik. Buradaki mesafe sensöründen gelen değerin 15 santimetreden küçük olma durumunu baz alacaktık. İşlemler bölümüne gidip küçüktür seçeneğini alıyorum ve bunun içerisine 15'ten küçük olma durumunu yazıyorum. Ardından şuradaki eğer bölümüne mesafe sensörümüzü yerleştiriyoruz. Mesafe sensörümüzü buraya yerleştirdikten sonra işlemimiz aslında şu olur. Eğer mesafe sensörü 15 santimetreden küçük bir değerdeyse, peki mesafe sensörü nereden alıyordu değerlerini? 4 no'lu ve 5 no'lu dijital pinlerden alıyordu. Bu işlem esnasında ledlerimiz yanacak. Bunun için pin bölümüne gidiyorum ve sayısal giriş ayarla seçeneğini alıyorum. Buradaki ledimiz 10 numaralı dijital pine bağlı ve buzzer'ımız
11 numaralı diş talpine bağlı. Böylece letimi yaktım ve buzzer'ın ötmesini sağladım. Bunu belli bir sinyal gibi yapabilmemiz için bir bekleme süresi ekleyelim. Kontrol bölümüne gidiyorum. 0,02 saniyede bunu yapsın. Ve tekrar bu komutu kopyalıyorum. Buradaki değerleri düşük olarak değiştiriyorum. Mesafenin 15'ten küçük olma durumlarında letimiz yanacak, buzzer'ımız da 0,2 saniye aralıklarla ötecektir. Bir sonraki işlemde ise artık bu sinyal gibi algılanabilmesi için buzzer'ımız ve letimizi 0,2 saniye aralıklarla kapatmış olduk. Eğer bunun dışında bir değerle karşılaşırsa buzzer ve letimizin sürekli olarak kapalı kalmasını istiyoruz. Bu yüzden buradaki komutlarımı kopyalıyorum ve bu bölüme yerleştiriyorum. Burada saniye kullanmamıza gerek yok. Şimdi de 0'dan 180'e olan kodlarımızı yazalım. Burada biz servo motor açısının dönme açısına göre ledlerimizin yanmasını istiyoruz. Bu yüzden eğer komutunu kullanalım. Ve buraya bir aralık belirteceğimizden dolayı V komutunu yerleştiriyorum. Sonra ilk bölüme büyüktür, ikinci bölüme de küçüktür işaretini ekliyorum. Sıfırdan büyük olma durumu ve 50'den küçük olma durumunu kullanalım. Burada hata yapmışız, hemen bir düzeltme yapalım. 50'den küçük olma durumunu aldık ve buraya servo motor açısını ile ilgili işlem yapacağımız için değişkenler bölümünden servo motor açılarını ekleyelim. Sonra da 6, 7, 8, 9 numaralı diş talpine bağladığımız kırmızı ledlerimizin açılıp kapama işlemini bu bölüme ekleyelim. Pin bölümüne gidiyorum. Sayısal pin 6 diyorum. Yine kopyasını çıkardıktan sonra 7 diyorum. Burada düşük diyorum çünkü burada kapalı olacak. Bu bölümde ise 8 diyorum. Yine kapalı olacak. Ve 9 diyorum, yine kapalı olacak. Ne oldu? Servo motor açısının 0'dan büyük ve servo motor açısının 50'den küçük olduğu durumlarda altın oğlu dijital pinimiz yanacak. Bunu çoğaltıyoruz ve şu alta yerleştirdik. Servo motor açısının 50'den büyük olma ve 90'dan küçük olma durumlarında 7 numaralı pindeki ledimiz de yansın. Böylece iki tane led yandığında 90 dereceden küçük bir açıda olduğunu anlayabileceğiz. Tekrar kopyalıyorum. 90'dan büyük olma, 135 dereceden küçük olma durumu için bir aralık tanımlayalım ve burada da üçüncü ledimiz yanacak. Tekrar kopyasını çıkarıyorum ve 135'ten büyük, 181'den küçük diyoruz. 135'ten büyük, 181'den küçük olduğu değerlerde ise bütün ledlerimiz yanacaktı. Burada neden 181'i kullandık? Çünkü 180 değeri 181'den küçük olduğu için servo motor açısı en fazla 180 oluyordu ve biz de bu değere eşitlik kullanmak yerine 181'den küçük olma durumunu koyduk. Böylece kodlarımızı tamamladık. Kodlarımızı basit bir şekilde inceleyecek olursak Arduino başladığında servo motor açımız 0 olacak. 180 defa tekrarlanacak olan servo motorumuzun dönme işlemi esnasında mesafe sensörlü LED bloğumuz çalışacak ve servo motor açısı da bu esnada 3 nolu pinden servo motor açısına, yani şurada belirlediğimiz değişkeni eşitlemiş olduk. Servo motor açısının 1 arttırılmasını istedik ve bunu 0,1 saniye aralıklarla yapmasını istedik ve şurada gördüğünüz gibi 0'dan 180'e, 180'den 0'a doğru gidecek bir LED çalışması yaptık. Ardından 1 saniye bekledi. 180'e vardığında 1 saniye bekledi. Tekrar 180 defa tekrarlanacak. Bu sefer servo motorumuzun geriye dönüşünü kodladık ve mesafe sensörüne baktığımızda mesafe sensörümüzü 3 nolu ve 5 nolu dijital pinlere bağlı olduğunu ve mesafe sensörüne 15 santimetreden küçük bir şekilde yaklaşıldığında burada bir sinyal çalıp sönecek ve eğer bundan büyük bir değer varsa da herhangi bir işlem yapmayacak. 0'dan 180'e dediğimiz blok kodlarımızda ise servo motor açısına göre lambalarımızı yakmayı ve söndürmeyi gördük. Gelin sizlerle birlikte bu kodlarımızı Arduino'muza yükleyelim ve sonra da test videolarını izleyelim. Yükleme işlemi tamamlandı. Gelin birlikte bu kodlarımızın nasıl çalıştığını gözlemleyelim.
Bu dersimizde sizlerle birlikte bir ultrasonik mesafe sensörlü radar uygulaması yaptık. Kodlarımızın tamamını videonun sonuna koyuyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.